Merhabalar, Sibel Yalçın'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle dışı çıtır, içi yumuşacık patates fırında nasıl hazırlanır onun tarifini paylaşmak istiyorum. Ben yaklaşık olarak 1 kilo 250 gram kadar patates kullandım. Patateslerin kabuklarını iyice yıkadıktan sonra incecik bir şekilde kabuklarını soyalım. Daha sonra kabuklarını soyduktan sonra tekrar yıkıyorum. Ne çok ince ne de çok kalın olmayacak şekilde orta kalınlıkta patatesleri dilimleyelim. Eğer çok ince yaparsanız patatesleri bu sefer dışı zaten çıtır olduğu için içi de kuruyacak ve çok kuru, çok sert patatesler elde edeceksiniz. O yüzden orta kalınlıkta patatesleri dilimleyelim. Yarım su bardağı kadar su kaynattım. İçerisine tuz ve kabartma tozunu koyduktan sonra iyice tuz eriyene kadar karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi patatesleri de üzerine geçecek kadar su koyarak bir kabın içerisine aldım. Ardından da hazırlamış olduğum karışımı patateslerin üzerine döküyorum. Bu şekilde 1 saat kadar bekletiyorum ama vaktiniz vardır. Önceden hazırlarsanız 2 saatte, 3 saatte bu suyun içerisinde patatesler kalabilir. Patates suyun içerisinde beklerken biz de patatesleri lezzetlendireceğimiz baharatları hazırlayacağız. Bunun için aslında biraz da damak tadınıza ve zevkinize göre bu baharatları kullanabilirsiniz. Ben tuz, karbonat bunları zaten koyuyoruz. Baharat olarak da toz kırmızı biber, kimyon, karabiber ve köri kullandım. İçine de evinizde varsa toz sarımsak kullanabilirsiniz ama ben evde kalmamıştı. Onu almak için de markete gitmeye üşendim. İçerisine taze sarımsak 2-3 diş kadar ezerek veya rendeleyerek taze sarımsak kullanabilirsiniz. Sarımsağı da koyduktan sonra 4-5 yemek kaşığı kadar zeytinyağı kullanacağım. Hepsini iyice karıştırıyorum. Yağ böyle tamamen bütün baharatların aromasını alsın. İyice karıştırın ve kenarda bekletin. Baharatını hazırlamak da çok basit, çok kolay. Kenara aldık. Patatesi, bekleyen patatesi iyice yıkadık. Ardından burada önemli olan püf noktası patatesin çok iyi kurutulmuş olması. Onun için ben 2 kez kurutuyorum. İyice hepsini kurulayın. Önce bir mutfak beziyle iyice kuruladım. Sonra başka bir beze aktararak tekrardan kurulama işlemini yapıyorum. Kuruttum. Hatta tek tek gördüğünüz gibi nemini ala ala kurutuyorum. Bir müddette bu bezin içerisinde patatesleri bekleteceğim. Dediğim gibi patatesin çok iyi kurutulmuş olması çıtır patates elde etmek için önemli bir püf noktası. Lütfen buna dikkat edin. Bir süre gördüğünüz gibi bezin içerisinde tuttum. İyice bez patatesin üzerindeki nemi alsın diye. Daha sonra bir fırın tepsisinin içerisine patatesleri yerleştirdim. Burada bir püf noktası da böyle patateslerin birbirine çok temas etmemesi, çok fazla böyle üst üste patateslerin binmemesi gerekiyor. Sosu da döktükten sonra tüm malzemeyi iyice patatesin her tarafına eşit bir şekilde hazırlamış olduğumuz baharatlı zeytinyağının değmesini sağlayalım. Her tarafına eşit bir şekilde patateslerin bu baharatlı karışımın bulaşmasını sağlayalım. Dediğim gibi bir sıra haline gelecek şekilde dikkatli bir şekilde patatesleri çok üst üste binmeyecek şekilde yerleştirmeye çalışın. Ardından da önceden ısıtmış olduğunuz 220-240 derecelik fırında patatesleri pişireceğiz. Nar gibi kızarana kadar. Yani fırını ara ara kontrol edin ve nar gibi kızarana kadar patatesleri pişireceğiz. Özellikle fırının düğmesini de size göstermek istedim. Turbo veya fanlı da deniyor. Fanlı bölümüne getiriyoruz ve üst ızgara işareti olan bölümde pişirin. Yoksa sırf fanlı olanda da pişirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardıktan sonra fırından çıkarıyoruz. Dışı çıtır, içi yumuşacık patatesi istediğiniz yemeğin yanında garnitür olarak servis edebilirsiniz. Umuyorum videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz destek olmak için lütfen abone olup
yanındaki zili tıklamayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar sağlıkla kalın.